Manşete hoş geldiniz. Biliyorum merak ediyorsunuz yurt dışında işini yapmaya çalışan gazeteciler hakkında iade talepnamesi hazırlanmış. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından. Benim de ismim var. Bu konuda ne diyeceğimi merak edenler vardır onu söyleyeceğim. Firarilerin uzmanı olmuşum derken zaten KJ'de buna da gönderme yapıyorum. Gece açtım dinledim. E, dokunma yanarsın. Ahmet Kaya'nın e, o şarkısını. Firarilerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile vurur. Dokunma bana fişlenirsin. Dokunma bana ellerin tutuşur diye devam eden sözler. Yusuf Hayaloğlu'nun son derece dokunaklıdır. İlk çıktığı gün e, piyasaya e, o kaseti almış dinlemiştim. O gün bugündür de dinlerim. Ahmet Kaya şarkıları eskimez. Ama bugün bugün içinde yaşadığımız durumu çok iyi anlatıyor. O gün bu kaset çıktığında zannediyorum sene 1991-92 bunları bilmiyorduk veya bu ne ifade ediyor veya burada gerçekten ne anlatılıyor hangi duyguyla yazılmış şimdi daha iyi anlaşılıyor aradan 30 sene geçmiş neredeyse o gün tipik klasik bir Ahmet Kaya şarkısı olarak elbette etkileniyorduk fakat ee, gerçekten o sözler şu anda çok daha yerine oturuyor benim ve benim gibi insanlar için. Buna bakacağız. Fakat ben haftada iki yayın yapıyorum manşet yayını e, Salı ve Cuma günleri biliyorsunuz Aralık ayına kadar haftada dört yapıyordum hatta beş yaptığım da oldu. Fakat e, son iki aydır bir anlamda haftada ikiye düşürdüm bunun birkaç nedeni var biraz kendime vakit ayırmak için bir nedeni de gerçekten bu ülkede yaşanan gelişmeleri olan biteni değerlendirmek için iki program yetiyor belki bazen fazla bile geliyor çünkü çok fazla bir gelişme yok çok fazla değerlendirilecek kritik edilecek bir olay yok ya da bazı olaylar gerçekten değerlendirmeye ve kritik etmeye değer değil olsa biraz gelişme olsa biraz gündemde hareketlilik İki değil belki sekiz program yapacağız ama olmuyor. E, bu da esasen ülkenin bir sorunu. Zaten e, daha evvel söyledim bir kere daha tekrar edeceğim beş ay içinde gidilecek seçim ve tarihi belli değil. Yani normal tarihi 18 Haziran ama kimse şu anda beş ay kalmış normal tarihine tam beş ay kalmış e, seçimin hangi tarihte olduğunu bilmiyor. İşte yani böyle bir ülke, böyle bir e, ülke hakkında analiz yapmak veya böyle bir ülke ülke midir? Bu ülke demokratik bir ülke midir? Demokratik seçimle iktidarların değiştiği bir ülke midir? Düşünüyor insan. Yine her gün her köşe başında çeteler birbirine giriyorlar, birbirlerini vuruyorlar. Kaç tane hadise var? Geriye doğru şu son 2-3 yıllık kronolojiye bakın. Filan çeteler arasındaki çatışma, yaralama, bacağına sıkma falan Google'da arayın, hepsi gelir önünüze. Daha birkaç gün içerisinde olan birkaç hadise var. Hangi birine bakacaksın? Hangi birine yetişeceksin? Bütün onlar orada dururken yani ülke bir anlamda silahlı çatışmaların, silahlı hesaplaşmaların arenası haline gelmişken <laughs> Ankara'da iktidar yurt dışında işini yapmaya çalışan gazetecilere hedef alıyor. İşte zaten o da nasıl rollerin değiştiğini, nasıl durumun başkalaştığını gösteriyor. Bugün özellikle Orta Doğu'da ve dünyada pek çok ülkede iktidar ve iktidarın paydaşları birer suç mekanizması, bir suç örgütü ve terör de diyebilirsiniz yer yer. Ve onlar iş başında oldukları için, onlar insanları katlettikleri ve birilerini başkalaştırdıkları, birilerine çöktükleri için, birilerinin başına musallat oldukları için dolayısıyla kendi yürüyüşlerine, kendi çarklarına çomak sokanları da doğal olarak terörize ediyorlar. Demokratik ülkeler casus diyorlar. Terörist demiyorlar. Yemiyor çünkü oradaki halklara bu. Fakat demokratik olmayan ülkelerde direkt terör yaftasıyla işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir yer değiştirme hali var. Yarın öbür gün bu durum tersine döner mi bilmiyorum ama bekleyip göreceğiz. Türkiye'de son birkaç gündür yaşanan bazı bir iki hadiseye örnek verip, örnek olarak ele alıp ondan sonra bu firari gazeteciler ve hakkında iade talepnamesi hazırlananlar hakkında diyeceklerimi diyeceğim. Hızlıca bakalım ilk e, hadise hafta sonuna damgasını vurdu. Cumartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 yayınına katıldı. Uğur Dündar galiba TV100 kanalına transfer olmuş. Oradaki ilk programında yanılmıyorsam Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Fakat programda ne konuşulduğundan ziyade program yayınlanırken alt bantta e, Sadat'ın Reklamının çıkması gündeme damgasını vurdu. Hafta sonu gündemi boydu. İşte Sadat, stratejik danışmanlık, eğitim, lojistik hizmetleri. Sadat paramiliter bir grup. Başta Türkiye olmak üzere birkaç ülkeye işte böyle kendine göre hizmet veriyor. Bir takım insanları silahlandırıyor veya bir takım eylemlerde kullanılmak üzere yetiştiriyor. Tamamen paralel bir ordu, paralel bir yapılanma. Kemal Kılıçdaroğlu bunun kapısına gitmişti. Ve o kapı açılmamıştı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Türkiye'de Uğur Dündar dahil herkes e, Sadat'ı biliyor ve Sadat'ın nasıl e, lanetli bir durumda olduğunu anlatmaya gerek yok, tarif etmeye de gerek yok. Adnan Tanrı verdi. Yakın zamana kadar da e, Cumhurbaşkanının danışman kadrosu içindeydi. Fakat hakkındaki iddialar iddialar artık Ayuka çıkınca oradan uzaklaştırıldı. Fakat örtülü bir biçimde korunup kollandığı veya hizmetlerine devam ettiği ortada ki Sadat da zaten faaliyetlerini sürdürüyor. Peki Sadat neden bir televizyona reklam verir? Yani gömlek mi satıyor bu? Yani ne bileyim gıda mı satıyor? Son kullanıcıyı, son tüketiciyi, o televizyonun seyircisini ilgilendiren hangi ürünü var? Böyle bir ürünü yok. Yani Sadat'ın kapısını çalıp da ben Sadat'ta eğitim almak istiyorum falan diyen böyle bir uygulaması yok Sadat'ın zaten. Sadat kendine göre ısmarlama bir iş yani daha çok devletle ve devletin içindeki bir takım mekanizmalarla iş tutuyor. Şimdi böyle bir durum varken yani Sadat neden böyle bir reklam verir? Ayrı bir hikaye. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuşağına böyle bir reklam verir? Bir anlamda Sadat Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajını bir anlamda da reklamla vermiş oldu. Bak senin çıktığın programa bile ben reklamımı soktum falan demiş oldu. Ayrı bir konu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu iddia, iddia, daha doğrusu olay patlayınca o az kalmış aklınızı alırım sizin paramiliter artıkları siz kimi tehdit ediyorsunuz filan gibi tehdit algılamış bu e, reklam operasyonundan o arada e, Uğur Dündar e, kumpas diyor çok amaçlı kumpas diyor e, kendi kanalında kendi yayınında böyle bir reklamın girmesine enteresan Orada bu reklamın o, o, yayında kullanılmasından ve o yayına girmesinden sorumlu kişiler görevden uzaklaştırılmış. Kemal Kılıçdaroğlu hayır hayır onları da alın tekrar işe filan demiş. Böyle bir hikaye var. Bu da kanalın patronu Kemal Kılıçdaroğlu ile gitmiş görüşmüş bu olay patlayınca. Herhalde özür diledi. Bizim elimizde olmayan nedenlerle böyle bir şey oldu falan filan dedi. İşte bu da ziyaretten fotoğraflar. Necat Gülseven'miş. Ben de bilmiyordum öğrendim. Fakat bu kişi bu kişinin Alaaddin Çakıcı ile de fotoğrafı var. Yani bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu kanalında ağırlıyor. Tabii kanalda pek çok program var. Şu bu ayrıca ayrıca AKP yandaşları falan da programa katılıyor. Sadece CHP'liler değil. Değişik bir kanal bilmiyorum. Yani takip edenler daha iyi bilir. Fakat TV-100'ün patronu Necat Gülseven'in Alaaddin Çakıcıyla da e, fotoğrafı ortada. Sonra işte bu kanal Twitter'dan yaptığı açıklamada da daha farklı yapılan açıklamalarla da bu konuda işte şey yaptıklarını, ne diyeyim bir biçimde tufaya geldiklerini ve bir kumpas kumpasa uğradıklarını, elinde ol, ellerinde olmayan nedenle işte falan o reklamın girdiğini, sorunlar hakkında işlem yapıldığını filan söyledi. Gökmen Karada tecrübeli bir televizyoncudur o reklamı diyor bir süredir yayınlıyor TV-100 ve Kılıçdaroğlu söyleşisinde de 7 kez yayınlandı diyor. Yani ben söyleşiyi seyretmedim. Gökmen Karadağ bu şekilde not düşmüş. O arada tabii TV-100 ana haber bülteninde çok geniş bir şekilde Sadata lanetler okundu. İşte ne bileyim yanlış oldu, kumpas falan dendi. Yani birileri gelmiş o reklamı bir biçimde sanki illegal bir şekilde yayın yayında kullanmış. Yani rejiye girmiş ve o reklamı yayınlamış gibi bir hava verdiler tuhaf bir şekilde. Selin Yurdakul Şahin kanalda çalışmış bir yıl kadar daha sonra da ayrılmış kanalda davalık olmuş. Ee, TV 100'den neden kovuldum diye bir e, tweet atmış. Ekran yüzleri nasıl değişti diye soruyor. Sadat yöneticileri defalarca tartışma programlarına katıldı TV Yüzde diyor enteresan. Devamlı haftalık listelerde Bülent Demir ve Ersan Ergüre neden yer veriliyordu? İktidarın aparatıdır TV100 demiş. Evet. Enteresan işler. Ama ben size şunu söyleyeyim. Alaaddin Çakıcı ile fotoğrafı patronun. Her neyse senin benim onun Alaaddin Çakıcı ile fotoğrafı olduğunda ne oluyor? Mahalle nasıl ayağa kalkıyor? Oralara hiç girmeyeceğim. Ee, televiz ben televizyon yöneticiliği yaptım. Üst yani televizyon genel müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği yaptım. Bugün televizyonunda Kanal Türk'ün haber dairesi başkanıydım. Yaklaşık 7,5 yıl boyunca ee, reklam televizyonlara bir televizyon kanalına reklam nasıl alınır? Kim karar verir? Hangi programda ne biçimde yayınlanır? Reklam kuşakları nasıl ayarlanır? E, bunun bütçesi nasıl oluşturulur? Bu işleri çok iyi bilirim yani. Mesaimin mühim bir bölümü bununla geçti. Yani gazetecilik yanında paralel bir mesaidir bu. Reklam ve reklam bütçesini yönetme meselesi. Bunun işler ezbere olmaz. E, tamamen kanal yönetiminin bilgisi dahilindedir. Ayrıca... Kanalın bir takım özel programları olduğunda özel güvendiği böyle hani reklam alacak reklam verenlerin ilgisini çekecek programlar oldu, olduğunda o programa özel e, paket satılır. De, denir ki mesela işte başbakan geliyor bu programa veya işte şöyle bir eğlence programımız var veya şöyle bir işte efendim dizi yayına başlıyor falan o özel e, özellikle satılır ve o oranı o onun reklam tarifesi daha farklı olur. Daha büyük olur ve kanal oradan para kazanır. Haliyle Kemal Kılıçdaroğlu gibi ana muhalefet lideri programa geldiği zaman da muhtemelen reklam servisi onu satar. Yani o yayını satar ve o yayına özel reklamlar alınır filan. Bant reklamlar, kuşak reklamlar filan. Dolayısıyla bu işler ezbere olmaz. Ama işte kumpas deniyor, işte ne bileyim birisi bacak arası yaptı deniyor falan. Biz de bıyık altından gülüyoruz yani ne diyelim. E, aklını alırım demiş ya Kemal Kılıçdaroğlu, ülke bir anlamda aklını yitirmiş durumda yani. Şimdi aklını yitirme derken bir başka konuda Mustafa Açıkgöz diye AKP Nevşehir Milletvekili Almanya Düsseldorf'ta konuşmuş. Dediği lafları ekrana getirdim. Orada işte... Fetö PKK diyor. Yaşam hakkı tanımadık Türkiye'ye, Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz diyor. Yani işte gelen nokta bu. Yani sonra da işte iade talepnamesi Birazdan oraya geliyoruz. Orada Almanya Dışişleri Bakanlığı harekete geçmiş ve Dışişleri Bakanı büyük elçi, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırıp nota vermiş. Sürgün avı ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur demiş. Bunu da hatırlatalım. Türkiye. Bir parantez Yakup Saygılı babası 83 yaşında Rasim Saygılı kanserden vefat ediyor. Ve babasının cenazesine dahi Yakup Saygılı'nın gitmesine izin verilmiyor. 22 Temmuz 2014 polislere dönük operasyonun ardından Yakup Saygılı da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 8,5 yıldır Silivri cezaevinde. Evet. Şimdi geçelim şu firarilerin uzmanı olmuşum meselesine. Ben iktidar unsurlarında çıkan haberlere bakmayacağım da özellikle Sözcü ve Halk TV'ye lafım var. Sözcü Twitter'dan böyle duyurmuş. FETÖ'nün medya yapılanması 26 isim için iade talebi. Benim de resmim var. 10 kişinin resmini seçmişler orada işte isimlerini koymuşlar falan. İşte böyle bir grafik yapmışlar kendilerince. Ee, haberde de e, iktidarın servis ettiği, İçişleri Bakanlığı'nın servis ettiği biçimde işte yazmışlar. İşte yazdıkları konular da tamamen e, 6-7 yıl evvel üretilmiş ve... E, ispat ispat edilmemiş, muhatapları tarafından da defalarca yalanlanmış ve doğru olmadığı kamuoyunda malumu olan konular. Aynı, e, klişe suçlamalar alıp alt alta koymuşlar. Yeni bir şey de yok. Evet. Bu şekilde Cevheri Güven var, Bülent Keneş var, Sait Sefa var, varoğlu var. Fakat ben size başka bir şey getireceğim. Hani FETÖ'nün firarileri deniyor ama Sözcü'nün patronu Burak Akboy, Akbayda da e, FETÖ'cü firari olarak, Tanımlanıyor aynı İçişleri Bakanlığı aynı iktidar aynı saray medyası tarafından İşte bu takvimde çıkmış haber evet bir de böyle ee, işte FETÖ ile yeni bir planın mı peşindeler acaba mal mı kaçırılıyor falan diye de sorular sormuş Burak Akbay'a. Böyle de bir grafik yapmış. İşte ismi de Sözcü gazetesinin künyesinden çıkarılmış falan. Sözcünün patronu Burak Akbay yaklaşık 5 yıldır yurt dışında. Türkiye'ye dönemiyor gazete, gazetesini yurt dışından idare ediyor. Ve şimdi böyle bir e, olayla muhatap olan Sözcünün patronu ya ben onlardan değilim demek için mi bunu yapmaya çalışıyor? Ki bunu defalarca yaptığı halde hala ülkeye dönebilmiş değil. Ya da ne yapmaya çalışıyor? Yani kendini ya da neden e, o listeye koymuyor? O da ayrı bir konu. Halk TV. Halk TV de geniş bir haber yaptı. Böyle grafik yaptı e, isimleri. E, ve işte böyle 15 Temmuz darbe görüntüleri falan eşliğinde. He, herkes bir anda darbeci oldu falan. yani Ne alakası varsa. Zaten bu isimlerin büyük bir bölümü o darbe yaşanırken yurt dışındaydı. Orada değildi yani. Ayrı bir konu. Bu şekilde böyle resimlerini basmışlar. E, şey yapıyorlar. E, ne derler? kendilerince bu insanları itibarsızlaştırmaya, afişe etmeye filan çalışıyorlar. Büyük bir bölümünü tanıyorum. Aynı medya grubunda çalışmış, çalışmışlığım var mühim bir bölümüyle Belki bir kaçını hiç karşılaşmamız karşılaşmadık ayrı bir konu ama mühim bir bölümünü tanıyorum mühim bir bölümüyle epeyce oturup kalkmışlığımız mesai paylaşmışlığımız var Şimdi ben e, bu noktada e, söyleyeceğim şey şu bu e, iade talepnamesi namesi ne anlamak? yani ciddi alıyor musun ya yani hem ciddi alıyorum hem almıyorum şu açıdan e, Bu bir seçim Endeksli bir operasyon, iç kamuoyuna dönük bir hamle. İktidar bunun yurt dışında karşılığı olmadığını, bugüne kadar bir sonuç alamadığını, kimsenin bu yolla iade edilmediğini falan çok iyi biliyor. Fakat seçime 5 ay kala ki tarihinde ne zaman olacak bilmiyoruz ayrı bir konu. Bu isimleri izlemeyin, bu isimleri paylaşmayın, yayınlara konuk etmeyin falan korkutması başka bir şey değil. Özetle itibarsızlaştırma. Bir diğer konu e, diplomatik pazarlıklarda e, bu isimleri pazarlık konusu yapıyor, masaya getirip pazarlık konusu yapıyor. İsveç'te Bülent Keneş'e örneğinde olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan ikinci kere Bülent Keneş'in ismini zikretti İsveç'le NATO pazarlığında. E, devletler bu tip e, otokrat, hukuk tanımaz liderlerin e, doyumsuz olduğunu bir türlü öğrenemedi, anlayamadı. E, i̇steklerinin bitmeyeceğini bir türlü kavrayamadı. Politikanın kuralları belli. Yeniden yazılmıyor. Fakat yeni politikacılar her defasında tecrübe ederek bunu öğreniyorlar. Yani her defasında bunu tecrübe ederek öğreniyorlar. Bu defa da olduğu gibi. Bir diğer konu iade sonucu alamayacaklarını biliyorlar. Yani bu isimlerin hiçbiri iade edilmeyecek bulundukları ülkelerden. Zaten çoğu oturum almış, süresiz oturum almış, vatandaş olanlar var. Bir amaç da bu hedef kişilerin ve ailelerinin psikolojilerini bozma, onları işinden gücünden alıkoyma, etkisizleştirme böyle bir tarafı da var. Bir diğer yönü de şu, biraz evvel söyledim, Sözcü Gazetesi'nin patronu FETÖ firarisi olarak damgalanmış ve aranıyor şu anda Türkiye'de. Şimdi iktidarın bütün bu nefret söylemini kendi patronu da aynı suçlamayla aranırken iktidarın bütün bu nefret söylemini almış, kabul etmiş güdümlü muhalefet neden alet olur bu söyleme? Bu diskura Mehmet Efe Çaman'ın tabiriyle onu anlamak güç ama ben anlıyorum. Onlar da içinde bulundukları medya düzeninde artık e, Türkiye'yi yekpare Ele almak gerekiyor. Türkiye siyaset laboratuvarını, medya laboratuvarını yekpare bir bütün olarak ele almak gerekiyor. İçinde bulundukları medya düzeninde yurt dışındaki isimleri istemiyorlar. E, haliyle samimi biçimde e, iktidarın bu operasyonlarına, samimi biçimde iktidarın bu operasyonlarına özellikle çanak tutuyorlar. E, çünkü tıpkı iktidar gibi bu iktidar değilse bile onlar için de bağımsız gazetecilik büyük bir risk. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu Sadat meselesiyle ilgili TV100 konusu kapatıldı bitti. Halbuki üstü örtülecek bir konu değildi. Ama yurt dışındaki gazetecilik hayır kardeşim bu böyle değil diyor. İşte bu onların canını sıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir diğer konu içeride muhalefetin sınırlarını belirliyor rejim. Bunu epeydir biliyoruz. İki büyük cephede halen sonuç alabilmiş değil. Bu iki büyük cephe sosyal medya, sosyal ağlardaki paylaşımlar ve e, yurt dışında işini yapmaya çalışan gazeteciler devlet olanaklarıyla 7 yıldır hiçbir sonuç alamadığı halde ne koparırsam kar peşinde Ankara. Yani e, paralı trolleriyle, medya unsurlarıyla, e, yurt dışında diyanet camilerinden konsolosluklarıyla, e, Anadolu Ajansı TRT e, bürolarından kimi STK'lara kadar yıpratma ve saldırı politikalarını güncelleyerek devam ettiriyor. İşte o AKP Nevşehir Milletvekili Açık Göz'ün Düsseldorf'taki konuşmasını da bu çerçevede ele almak lazım. Bir diğer konu başta da söyledim. İçeride silahlar patlar devletin dört tarafını tutmuş mafya grupları birbirine silah çekerken birbirini infaz ederken neyse iadesini istediği gazetecilerle ilgili bu İçişleri Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı da artık Suç İşleri Bakanlığı diyorlar biliyorsunuz. Bin yıllık eski, patlamış, tutarsız, mesnetsiz ispat edemediği iddialarla bu isimleri bir kere daha anıp yazıp servis etmesi. Bu da ayrı bir çaresizliğin göstergesi, sıkışmışlığın göstergesi. Bir diğer konu da şu, dikkat edilirse şimdi bir gri liste yayınlanmıştı Burada buraya yüzlerce isim eklenmişti. Bu gri listeden 26 isim seçilmiş ve iade talepnamesi hazırlanmış falan. Şimdi özellikle aktif gazetecileri seçmişler. Gazetecileri ve aktif olanları seçmişler. Gazetecilik mes mesleği dışındakileri seçmemişler. Bir bu. İkincisi e, aktif olmayan gazetecileri de unutmuş görünüyorlar veya onlar onlarla ilgili bir takibat yapmıyorlar. Yani yayınlardan rahatsızlar. Zaten bu da operasyonun siyasi olduğunu gösteriyor. Bir diğer konu listedeki e, isimlerin, e, hiçbirinin e, en azından ben tanıdığım isimler için söyleyebilirim. Karınca dahi incitmeyecek insanlar olduğunu onlar da biliyorlar. E, politik bir savaş bu. Politik bir mücadele. Politik bir e, karşılıklı işte bitirme, sindirme, e, yok etme davası. Yani bunu medya mahallesi unsurları da biliyor. Dedim ya medya mahallesi de kendi konforlu alanında yurt dışında yayın yapan gazetecilerin oraya çomak sokmasını istemiyor öyle bir tarafı da var e, fakat Türkiye e, bugün bir mesajda söylemiştim e, bir arkadaşımla yazışırken öyle e, bir çukur ülke oldu ki ben Netflix'teki, Netflix'teki politik dramaları özellikle takip ediyorum vallahi Netflix'teki politik dramalar çok daha kaliteli bunun yanında çok daha kaliteli yani ülkenin hali bir Orta Doğu ülkesi. Evet. Bir diğer konu e, güncellenen gri listede biraz önce de söyledim yüzlerce isim var. Bunlardan sadece 26'sı cımbızlanmış ve iade talepnamesi hazırlandı deniyor. Bilmiyorum ne olacak. Çünkü daha önce iadesi istenen ve iade edilmeyen falan isimler var veya o dosyalar dikkate alınmamış o ülkeler tarafından neyse. Bazı aktif gazetecileri muaf tutmuşlar. İsimlerini vermek istemiyorum ama aynı o o, o ya, e, gri listede yayımlanan ve tırnak içinde söylüyorum, FETÖ firarisi olarak damgaladıkları veya o şekilde ilan ettikleri, servis ettikleri isimlerden çoğu yok. Çok bilinen isimler dahil. Orada da bir seçmece yapıldığı Amacın başka olduğu görülüyor. Yani birkaç yönden bu konunun siyasi mülazalarla yürüdüğü, seçim endeksli yürüdüğü ve iç kamuoyuna dönük bir eylem olduğu, bir operasyon olduğu görülüyor. Mahalle tabii kendi mahallesinden biri alınınca basıyor yaygaraya. Buradan terör çıkmaz, terörist çıkmaz falan diyor. Ama başkaları için ağzını doldura doldura terör, terör örgütü üyesi, terörist demeyi bundan sakınmıyor. O da mahallenin gerçekten yani bu iktidarın yayınladığı listeleri alıp basma alıp vermesi, kopyalayıp aynen vermesi böylesi görüldü mü gerçekten bilmiyorum ama o da gerçekten mahallenin içine düştüğü çukuru göstermesi açısından da önemli. Yani burada da gene isim vermeyeceğim. Nicesi alındığı, bırakıldığı aynı suçlamalarla, benzer yaftalamalarla Göz gözaltında tutuldu, içeride yattı bilmem ne kadar falan. Onlara sahip çıktılar arkasında durdular. E ötekine yani o da o da iktidarın operasyonu. O da iktidarın operasyonu ama böyle bir şey yapma var, cımbızlama var, ayırma var. O da zaten mahallenin nankörlüğünü, körlüğünü seviyesizliğini, alçaklığını göstermesi açısından önemli. Diyeceğim bu. Firalilerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile vurur. Dokunma bana fişlenirsin, dokunma bana ellerin tutuşur. Bu ancak bir Ahmet Kaya şarkısıyla ele alınacak bir konudur. Çok da fazla kafaya takmaya gerek yok. Gün ola devran döne, yarın öbür gün şapkalar değişir, bugün ayaklar baş oldu, başlar ayak, yarın tam tersi yaşanır. Duygu ve düşüncem bu. Ben kendi mecramda, kendi yayınlarımı. Kendi köşemde sürdürmeye devam ediyorum, edeceğim, yazacağım, çizeceğim, konuşacağım, yayınlar çekeceğim. Ömrüm yettiğince bu tür şeylere pabuç bırakacak halimiz yok. Kimsenin de, özellikle bu listelerde ismi geçen meslektaşlarımı kastederek söylüyorum, kimsenin de canı sıkılmasın, enseyi karartmasınlar, e, gelir geçer. Bunlar da gelir geçer. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim, hoşçakalın.